Ne yapıyoruz Yasemin Hanım? Yağlı papatya topluyoruz. Yağlı papatya. Evet, bunlarla papatya yağı yapacağız. Sonra i̇şte da bu onunla arkadaşlar. Güzel güzel yumuşak yumuşak kremler yapacağız. Bu senenin papatyalarını topluyoruz. Bu senenin papatyaları. Her sene papatya yağı yapıyoruz. Bazen cilt yağlarına koyuyoruz. Bazen kremlere ekliyoruz. Evet. Bu sene bakalım Allah. Korktum ya. Şimdi Mayıs papatyaları. Her yerimizi çamur yaptı her yerimizi. Deremizden toplayabiliyoruz. Bu sene deredekilere yetiştik. Her sene deredekilere yetişemiyorduk. Bu sene dereden papatyalarımız. Nasıl topluyoruz? Evimizde de var. Bakalım. Onu gösterdik bir önceki videoda. Gösterdin mi? Yine evde gösteririz. Yarın kendi papatyalarımız tamam. Açık. Oh, terledim, burada hava basıkmış bizim. Derenin kenarında hava basık, evet. O zaman şey yapmıştık ya, böyle bir kontrpiyede kalmıştık ya, acaba derenin kenarında mı baksak yoksa dağda mı baksak diye. Şu an dağı seçmemize sevindim. Hem dereye erişimimiz var hem de dağın ferah havasından faydalanabiliyoruz. Evet. Yukarıda olmamız iyi olmuş. Pis pasaklı, yine çamurlara girmiş. Bir de sallaya sallaya üstümüze çamur atıyor. Nasıl yapıyoruz? Şöyle bir bez çantamız var. İçinde de şöyle küçük küçük, kaç mililitrelikti bunlar? 100 mililitrelik kavanozlarımız var. Direkt bunların içine mi yağ koyup, evet, yapacağım? Evet, direkt. Bunu, papatyaları birazcık bekletip sularından arındıracağız. Sonra direkt içlerine yağını hazırlamak üzere papatyaları işleyeceğiz. Direkt içine. Kişi başı 2 tane aldık. Herkes toplayacak. 6 tane kavanoz. Bakalım. Oh. Nice. Civciv. Ne? Ne yapıyorsun? Papatya topluyorum. Papatya topluyorum. O ses tonuyla söylemedim. Allah Allah. İyi, topla bakalım. Şöyle en büyüklerini tohumluk olarak bırakıyoruz. Biz daha çok zayıf olanları, kurumuş olanları alıyoruz. Büyük olanlar kalıyor ki aralarından en güçlü ve en büyük olanlar seneye tohum bıraksın. En güçlü olanlar kalsın tohumluk olarak. Efendim tatlım. Bak böyle toplanıyor. Böyle çeviriyorsun. Çekiyorsun. Geldi mi? Topladım. Tamam, aferin sana. Neden güldün? Uğraştırdı seni biraz papatya. Burada bu kadar topladığımız yeter, bak onlar tohumluk kalsın. Burada da birkaç tane tohumluk. Kurutursak daha sonra orada çıkmaz. Mesela burada bayağı var. Oy. Burası az aralardan. Önce. Burası az önce benim topladığım yer. Tamam, yeteri kadar toplamamışsın. O kalsın, o kalsın, onu bırak. Ne oldu? O tohumluk olarak kalsın. O güzelmiş. Kötü olanları mı topluyoruz? Daha küçük olanlar, daha şey olur, zayıf olanlar. Bizim için fark etmiyor sonuçta onu. Birinci çinko. Doldurdun mu? Ne kadar güzelliğini bırakırsan seneye o kadar güzel tohum çıkar. Nasıl bonus? Nedir o? Gelincik. Hazır. Gelincik tohumu. Evet, önümüzdeki sene bahçemize sarkmak için gelincikler de buldum. Tohum var mı içinde? Olmaz mı? İyi. Aç avucunu göstereyim. Dökme şimdi, avucumda kaybolur onlar. Buraya dökersin, kaybolur mu hiç? Uzat. Bak, ekimi hazırlar. Bana da. Ne kadar küçük bunlar da.
gelmiyor? Baban hepsini kaptı. Nereye dökeceğim bunları? Yere dök, çıksın gelince. Ha. Bir şey olmaz. Kendi seç, saçmak için hazır zaten. Çok küçük ya bunun tohumları da. Tabii. Birinci çimko dedim. Küçük olmasına rağmen buraya çıkıyor. Ooo sende mi? Daha ben dolduran yok mu benden yok. Başka? Ooo. Bir tek ben varım. O arada gelincik de topladım ben. Bayağı yavaşmışım. Aferin sana, aferin. Ben biraz otların efendisi. Ama. Ot ne demekti ya İngilizce? Herbs. Şifalı ot. Herbs. Evet. Lord of the herbs. Diyelim sana o zaman. Eline de bir güç yüzüğü verelim. Ne? Bütün otlara hükmet. Ne yiyelim sen? Ne? Ben otlar de, bana ben ne yemek istiyorum? Bir şey yemedim kızım. Koparttım sadece. Ne yemesin? Ne koparttın? Onu alma, o kalsın. Bu? Bak böyle en büyükleri, en güzelleri bırakıyoruz. Hadi bakalım. Kurumuş gibi olanlardan ama tamamen kuru olmayanlardan alın. Çekil daha bakalım yeşil bari. Şey olsun. Tamamen kurumuş bitkilerden almayın. Onlar artık tohumunu tamamlamış demek ki. Daha devam ettirmez. Yeşil dalları olsun. Batik. Bıraktı. Bırakacağımızı mı toplayacağımız mı? Ha, ikisi de. Hem toplarken hem bırakırken yeşil dalı olsun. Niye kurumuşları toplamıyoruz? Kurumuşlar önce çay olur. Ama çay da olur yani kurumuş olsa da. Toplasan zarar gelmez. İkimiz de aynı mevsim. İkimiz de aynı. Hangisi benim, bu mu? Aa, bu. İkimiz de aynı ton toplamışız. İkimiz de aynı yüksekliğiz. Ya bak, gelincik tohumunu nasıl toplayacaklarını soranlar oluyordu. Onu anlatayım. Tam mevsim belki birkaç kişinin işine yarar. Çoğalsın, gelincik iyidir, arılar da seviyor. Gelincik tohumu nasıl toplanır? Evet. Şu an bak, gelincik tohumu topluyorum. Anlat bakalım. Bu şimdi gelinciğin meyvesi. Bak, bu da yaş. Gel dokusunu göster. Bak, bükerim, kırılmaz. Hı-hı. Hazır olan tohumu, bu meyvenin. Çiçekten geri kalan değil mi? Tabii. Çiçeği dökülüyor. Artık ortasında kalan meyve. Hı-hı. Bak şöyle yaptığımda kafası direkt elime geliyorsa tohumu hazırdır artık. Dalı kurumuş. Hı-hı. Sallandıkça rüzgarla tohumunu saçacak. Burada da bak şöyle yaptığında tekrar bak şunlar gelinciğin tohumları. Şey. Bu aslında haşhaşın, bildiğimiz haşhaşın yabanisi. Hı-hı. Aynı şekilde kırılır haşhaş kafası da böyle. Haşhaş tarlasına gidersin. Aynen böyle kafasını alırsın. Sonra o kapçık derler buna. Bu kapçıklar kırılır. Kapsüller. İçinden aynı şekilde böyle tohumu çıkar. Bak tohumuna. Haşhaşın yabanisi, atası. Gelincik ailesinden yani haşhaş da aslında. Ata değil de hepsi aynı aileden yani. Bir parça meyve verebilir misin? Yemek istiyorum. Meyveni tabii merak etme. Yemiyoruz onu. O yenmez. Yemek için değil. Meyve dediğine bakma annem. Meyvesi ama içinde tohumu olduğu için meyvesi. Yoksa yemek için değil. Ha evet. Bunu yine aynı haşhaş amacıyla kullananlar oluyor. Tohumlarını. Yemek için mi? Ha. Ama zaten ondan topla topla. Aynen öyle. Tarlan olması lazım ki anca haşhaşını elde edesin. Badem bugün gergin. Badem etraftakilere şey yapıyor, gelmeyin diye, köpek sesleri geldikçe. Böyle işte gelinciğin de tohumunu böyle kırlardan toplayıp baharda bahçeye serpersen gelinciklerin olmuş olur. Kaksıda da yetişir, sadece bahçede değil. Yetişir gelincik arsız. Aslan parçası. Badem. Kız. Kelebekten bile korkuyorsun, bir de vallahi bizi koruyacak aklı başına, aklı kendince. Şuradan biri böh dese arkasına bakmadan kaçıp kaçar, gidecek. Kaçar. Kaçar. Bunlar
Onlar da bizim önümüzdeki senenin gelincikleri işte. Bahçemizi açacak olan. Şimdiden başlıyoruz. Tam bir sene sonrası için tohum toplamaya. Çünkü artık bahar yaza dönerken bütün yabaniler tohumlarını döküp ortadan yok olacaklar. Tohum toplarken en önemli şey de alanda hepsini tüketmiyoruz. Aralarda böyle muhakkak bırakıyoruz almadan ki ben bunlara hiç dokunmadım. Seneye de burası sonuçta bizim arka bahçemiz. Yani bizim bahçemize ait bir bölüm olmaması önemli değil. Burayı da korumak zorundayız ki seneye de hayal kırıklığı olmasın bize. Ne yapıyorsun şekerim? He? Ne yapıyorsun? Papatya topluyoruz. Ay gözüm karardı. Oo. Bizden kalkınca gözüm karardı. Alerji yaptı papatya. Bütün şeyim doldu. Toz mu yaptı artık? Papatya mı yaptı bilmiyorum da. Wow, kaparıya bakın. Fark ettiniz mi? Yarın gelip biraz kapayı toplayıp hafif bir küçük turşu yapalım o zaman. Burada büyük olmuş bu kadar. Küçük olsun açıyor işte. Çiçek açacak kadar büyümüş tomurcukları. Şu büyüğü de var. Tabii onu olmuş. Yarın toplayalım biraz turşu yapalım bence. Bunu direkt ağzınıza atsak tadı nasıl acaba? Daha önce denemiştin kocacığım. Kötü müydü? Çiçeklenmiş kapariler. Yarın gelelim buna. Unutturmayın ama bana. Ben de dokuyorsam ne mutluyorum. Hiç aklımda kalmamış onu kadını keserdi. Ne toplayalım? Parmaşık, kapari. Bizim de toplayalım. Yarın toplayalım, yarın kavurup direkt yeriz. Bakayım var mı taze uç? Hava sıcaktı, taze uç gelmemiş olabilir daha. Gelmiş mi? Bunda yok. Uf, bugün de susuz kalmıştık. Susuz kalmış onlar da birazcık. Az var küçük taze uçları. Kapari o değil, o başka. O neydi? Bilmiyorum. Melocan. Melocanla kapari. Bunda da var bak tazeler ama daha çok küçükler. Biraz büyüsünler olur mu? Hayatım şunu çantaya koyayım mı? Şunu çantaya koyayım mı? Kavanozum doldu daha toplayacak şeyim yok. Oo bir sürü. Bir tanesi boş kalmış. Toplamamış ikinci. Tek yaptı.
Hatırlıyorum tabii. Bu buranın sayesinde zaten buralara aşık olduk ya. Hatırlamaz mıyım? Bir de bu halinde bile değildi. Biz gördüğümüzde daha sonbahar idi. Bir şey söyleyeceğim. Her haline ayrı ayrı vurulduk. Söyle bakalım. Hı hı. Gördün mü bunu? Ne? Gel bak, dev olmuş burada. Kara keçi. Kokla bak. Kara keçi. Aa, ne kadar güzel. Niye almadın sen bunu? Aldım. Bahçe işte camın önünde köklenmeyi bekleyen bir posta bundan. Hı hı. Vay, çok okuyor. Tohumunu da alacağım ama. Çayının da güzel olacağını düşünüyorum. Dokununca bile nasıl güzel koktu. Evet. Peki in, her türlüsü yetişiyor. Aa, ağaç nasıl kapatmış burayı? Bir anda nasıl karanlık oldu? Şurası dere. Saat kaç oldu acaba? Havayı tamamen kararttık. Çok güzel görünüyorsunuz o ağaç kemerinin altında ya. Aa, çok hoşuma gitti. Bir dönsenize bana. Tatlım. Badem. Fotoğraf çektim, fotoğraf. Tamam. Aydınlığa çıktık tekrar kemerin altından.